Gazi Mağarası'nı tanıtmanız için geldiğinizden dolayı şahsım ve mahallem adına ben sizlere teşekkür ediyorum. Benim bugün 5. dönemim. Mahallemde seçiliyorum. Büyük bir oy farkıyla adamlar, mahalle sakinleri beni seçmiş bulunmaktalar. Sağ olsunlar, hepsine minnettarım. Hüseyinbaşı Büyük, 1953, Akçada Dedeköy doğumluyum. Dedeköy'de doğumu hiç hatırlamıyorum. Çünkü doğup büyümem hep Yeşiltepe'de olduğum için, büyüdüğüm için Yeşiltepe'de doğdum, Yeşiltepe'de büyüdüm. Yıllar geçtikten sonra işte 1999 yılında muhtarlığa aday oldum. Mahallelim tercih etti bizi 99 yılında. O günden bugüne hala muhtarlığıma devam ediyorum. Mahalle sakinlerine iyi geçiniyorum. Belediyelerimle gerek önceden daha önce de Çetçi Başkanım döneminden bugüne kadar, Hacı Başkanım'ın dönemine kadar, Ahmet Çakır Başkanım'ın dönemine kadar normal belediyeyken ama Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra da hala Yeşilyurt Belediyesi'ne hizmet almaya devam ediyoruz. Yeşilyurt ve Büyükşehir Belediyesi'ne hizmetlerimizi alıyoruz. Gazi Mahallesi'nde 1741 seçmenimiz var. Çarpı 3 ne yaparsak ona göre hesaplanmış olmuş oluyor. Yani 4.000-4.500-5.000 kişi diyemiyor toplam olarak da. Gazi Mahallesi'nde kırsal bölgelerimiz olduğu için genellikle bunlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma bakımında %7-%8 oranında yardım alan bir mahalle sakinlerimiz var. Başka da genellikle emekli, Demiryolu'nda emekli, Tekel'de emekli, Menşot'ta emekli olan mahalle sakinlerimiz vardır. Fazla oy almıyorlar, doğrudur. Tek aday yaratan mahallemize, o da benim tercihim değil, mahallemin tercihi, seçmenlerimizin tercihi. Kim olursa olsun, sağ olsunlar adamlar %90-95 oranında oy veriyorlar bize. Ben bu arada da mahalle sakinlerime destekleyen ve desteklemeyen tüm dostlarıma saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Bir dönem hiç çıkmadı. İkinci dönemde değerli arkadaşlarımız çıkıyor. Çıkmıyor, çıkmaz değil ama maalesef mahallemizde oy kullanmaya geldikleri zaman tercih edilmiyor o şahıslar ama bizi tercih ediyorlar sağ olsunlar. Mahalle sakini yalnız Gazi Mahallesi'ne değil, tüm toplum üzerine söylüyorum. İnsanlara insanca baktığın zaman tabii ki sevilirsin, sayılırsın. Ben mahalle muhtarı olarak, mahalle muhtarlığıma gelen 7'den 70'e kadın erkek kim olursa olsun en fazla zaten muhatap olacağım 3 dakika veya 5 dakika. Bu arada onları memnun etmeden de gönderdiğim zaman ben şahsım adına söylüyorum. Eksiklik hissediyorum. Memnun ederim. Güler yüz, tatlı diye hoşgörü oradan gönderiyoruz kendilerine. Seçilen insan hiçbir zaman için karşıdaki kişiye sinirli olma hakkı yoktur efendim. Neden yoktu? Yani kendi vekaletemesini sana vermiş oluyor. Bir de dönüp de ona sistem yapacak bir halin yok. Yani mümkün mertebe. Zaten insanın fıkrasında olur. Nedir? Hoşgörü, güler yüz, tatlı yüzü. Dünyada da böyle olması gerekir. Ama 99 yılından muhtar olduğumuzda tabii biliyor Yeşiltepe'de 8 muhtar arkadaşımız vardı. Bu muhtar arkadaşlarına beraber Yeşiltepe'de bizim yapmış olduğumuz icraatlarda işte durduruz fazla asfaltımız yoktu. Açılan caddelerimiz, yollarımız yoktu. Yağmur mazgalları olsun. Medeniyet Caddesi, daha önce de Gazi Caddesi ama bugün Medeniyet Caddesi denilen bir caddemiz vardı. Çok küçük ve köhne bir caddeydi. Bunun açılmasıyla parklarımızı yaptık. Her ne kadar Gazi Mahallesi'nde ismimiz, semt konağımız yapılmadıysa da Yeşiltepe'liyiz. Yeşiltepe'ye vermiş olduğumuz hizmetleri söylüyorum. Semt konağımız bizim dönemimizde yapıldı. Sağlık ocağımız, bu dönem o zaman o sağlık ocağı için aile hekimliği bizim dönemimizde yapıldı. Yağmur mazgalları olsun, bu tür şeylerde hizmetlerimiz oldu. Büyükşehir Belediyesi olmadan Sayın Münir Erkar Başkanımın döneminde imar planında devlet demiryollarına ait olan şeyimiz var, fidanlığımız var. Bu fidanlıkta ilk öğretim okulu projemiz var. Bu ilk öğretim okulu projesini kesinlikle gerçekleştirmeliler. Yani şunu söyleyeyim, Sayın Çerçip döneminden tut, bugüne kadar olan büyük belediye başkanlarımız, büyükşehir belediyede içinde olmak kaydına, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne varana kadar dilekçelerimiz oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza da gittik. Sayın Cumhurbaşkanımızın istek ve taleplerimizden ilk sırada ilk öğretim okulumuz vardı. Ama maalesef bu ilk öğretim okulumuz bir arpa boyu ilerlemedi. Yetmemiş gibi bugün Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmış olduğu bir proje var. 5000'lik imar projesinden dolayı. Yalnız duyduğumuz kadar, bildiğimiz kadar Cumhuriyet Mahallesi'nde şu yapılmamış daha önce de. Cumhuriyet Mahallesi'nden mahallesinin büyük bir bölümünü ilk öğretim okulu projesine alırmış. Buyurun orayı, o buradaki mahalle sakinlerini mağdur edeceğinize devlet demiryolu fidanları bomboş.
arazi sivil insanlara kiraya veriliyor. Yapsınlar ilk öğretim okulu. İlk öğretim okulumuz orada. Üç mahallede öğrenciler de orada faydalanmış olur. Belediye açısından iyi olur. Siviller açısından iyi olur ama vatandaşlar açısından çok çok kötü olur. Neden kötü olur? En basit 250, 270, 300 metrekare bulunan bir evde daha önceden bir aile karı koca varken bugün 3-4 çocuğu var. Evin bahçenin arka tarafında evler, ev yapmışlar. İşte o evlerden o şahıslar nereye gidecekler? Yani bir ev değil en az 2-3 ev oturuyor bir, ev, bir evin bahçenin arkasında. Bu adamlar mağdur olur diye düşünüyoruz. Ondan bayağı ben Gazi Mahallesi muhtarı olmayı istemiyorum efendim. Vatandaşlara biz Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bu 5 binlik imar planını biz son aşamasında son bir hafta içerisinde duyduk biz. Yani 20 günü geçmiş, son 20-21 günü geçmiş, son bir hafta kara biz duyduk ve vatandaşlara biz ilan astık. Olayı anlattı kendilerine. Bu olay üzerine vatandaşlar da Büyükşehir Belediyesi'ne itiraz dilekçelerini verdiler. Onun sonucunu bekliyoruz. Başka problemlerimiz tabii ki mahallede şimdi nasip olsa beraber gezeceğiz. O kilit taşlarımızın döşendiği zaman evlerin duvarları yine kilit taşının birleşmiş olduğu noktaya meblan denilen bir ziftli bir kağıt döşenmiş, naylon döşemesi gerekir iken bunu maalesef döşemediler zamanında. Biz her dakikada itiraz ettikçe döşemediler. Ama bugün çok evlerimiz tamamen rütubet alıyor ve bütün seçmenlerimiz, bütün mahalle sakinlerimiz bundan çok rahatsızlar efendim. İkincisi var olan bir büyükşehir tarafından Esenliğin bir tek tut semtimizde şeyimiz vardı. Nedir? Esenliğimiz vardı. 4 kişi çalışıyordu efendim. Bu 4 kişi de tapu kendilerinin Esenliğe ait olduğu halde bunlar zarar ediyor diye hitap ettiler bize. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanıma defalarca da söyledik. Maalesef bir arpa boyu yol alamadık. Esenlik'ten bizim Gazi Mahallesi olsun, Cumhuriyet Mahallesi olsun, Atatürk Mahallesi sakinlerimiz olsun. İnan ki burada 3 tane esnafa biz mahkum olduk efendim. Berlin duvarı gibi bu Yeşilyurt ve Yeşiltepe ile şehir arasındaki olan bağı demiryolu kesti bunu. Kestiğinden dolayı da ama Sayın Ulaştırma Bakanımızın bu müjdeyi bize vermesinde son derece memnun olduk. Çok güzel bir proje. Temelimiz bir an önce bunun planı, projesi çizilir, uygulamaya geçilir. Orada her çeşit şey yapılır. Her çeşit uygulama yapılır. Plan, proje, tabii bunu mühendislerimiz var, mimarlarımız var, onların bir şey. Ama bizim şeyimize göre orada istediğin şekilde parklar da olur. Belediyeden isteğimiz maskede genellikle 2018 tarihinde Maske Genel Müdürlüğümüz tarafından Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne 2018 yılında mecliste geçmek kaydı ile içme suyu boru hatlarımız değişecekti 2018 yılında. Ama bugün hiçbir arpa boyu ilerleme olmadı. Her ne kadar genel müdürümüzle görüştüyse de Selahattin Başkanımızla görüştüysek kesinlikle bunun şeyini alamadık biz. Uygulamayı alamadık. Eski boru olmak üzere 3-4 tane yer altında 3-4 tane borumuz var. İçme suyu boru hatlarımız var. Bunların tamamı iptal olacaktı. Yeni içme suyu boru hatları değişecekti. Sebebi de şu. Sebebi de depodan hanelere suyun geldiği çıkış noktası yine hanelerde paylaşım noktası arasında %61 ile %63 oranında içme suyumuz kayıp oluyor. %63. Bunda Maske Genel Müdürlüğü'nün de bilgisi var. Onlar da bize bu rakamı maskede bize ilettiler bunu. Ama bir türlü hizmet alamadık bu hizmeti. Maskenin hizmeti alamadık yok. Altyapıda problemlerimiz var. İmar planı olmadığı müddetçe altyapıda kesinlikle şey yapmıyoruz. Selahattin Başkanım geldiği günden hangi belediye başkanımız olursa olsun caddelerimiz 4 katlı oluyor imar planında. 2 tane caddemiz var. Yüzyıl Caddesi ve Gazi Medeniyet Caddesi. Caddelerimiz 4 kat ama sokak aralarına geldiği zaman 3 kat olmuş oluyor. Bu 3. katta bizim isteğimiz birer kat. Yani bir kat sokak aralarına versin, 3'ü 4 yapacak. Bir kata caddelerimize verdiği zaman Yeşiltepe'li de memnun olur, bizler de memnun oluruz. Verilmediği için biz en fazla 1 veya 2 kat istiyoruz. Tabii ki isteriz ki 3-5 katı fazla verilsin diye. Bugün Özalper, benim çocukluğumu hatırlıyorum. Özalper tamamen gecekondu. Özalper olsun, Karakava olsun, buranın ne oldu hepsine verdiler ama Yeşiltepe halen yerinde sayıyor efendim.